Hayırlı sabahlar değerli Bitlis TV izleyicileri. Hazır ile Sabahın Rengi programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber. Kendisini sizlere takdim etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Kendimi tanıtacak olursam, ismim Ali Doğu. Özel eğitim öğretmeniyim. 94 yılında Burdur'un Bucak ilçesinde dünyaya geldim. İlk orta ve lise öğrenimini Bucak'ta tamamladım. Daha sonra 2012 yılında Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümünü kazandım. Yine 4 yılda lisans eğitimimi orada tamamladım. 2016 yılında mezun olduktan sonra ilk görev yerim Ahlat'a atandım. Evet. Ahlat'ta özel eğitim öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Meslekte 6. yılım. İlk görev yerim Ahlat. Hala oradayız. Yarı Ahlatlı olduk sayılır. Hep sorduğumuzda şey diyorlar işte, Ahlat'ta 10 yılı geçirince Ahlat'ta oluyorsun diyorlar. Evet. Biz de yarı Ahlat'lı olduk sayılır. Şu anda da yeni açılan Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun kurucu müdürlüğünü yapmaktayım. Kendimi bu şekilde tanıtabilirim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tekrardan bizleri kırmayı buraya geldiğiniz için. İlk olarak bu bölümü seçmenizde herhangi bir sebep var mıydı? Serüveniniz nasıl başladı diyelim? Şimdi ben lisede aslında bu bölüm şeyden alıyor, sözel bölüm, sözel puanla alıyor. Ben sayısı aldım. Mezun olduğum zaman sınava girdikten sonra puanlar gelince sözelden de iyi bir puan almıştım. Meslek araştırmasına başladığım zaman özel eğitim bölümü çok geçmiş olan bir bölüm değil. Ülkemizde çok yeni bir bölüm, evet. Çok da bilinen bir bölüm değil. Araştırma yaparken bir tanıdığımızın vesile oldu, yani tanıdığımız vesile oldu. Bölümü tavsiye etti. Bölümün çalışma şartlarının daha iyi olduğunu, atama koşullarının daha iyi olduğunu söyledi. Ve biraz da duygusal bir insan olduğum için çevredeki çocuklara karşı, özel çocuklara karşı biraz da ilgim vardı. Evet. Bölümü seçmemde o da etkili oldu. Bu şekilde bölümü seçtim. İyi ki de seçmişim. Teşekkür ediyoruz hocam. Özel eğitim nedir? Nasıl tanımlarsınız bu kavramı? Şimdi özel eğitimi tanımlayabilmek için normal eğitimle karşılaştırarak bir tanımlama yapabiliriz. Normal eğitimi düşünürsek, normal eğitim işte merkezi bir sistem var ülkemizde. Merkezi sistemde şu şekilde oluyor. Talim Terbiye Kurulu ünitelendirilmiş yıllık plan şeklinde sınıf düzeyinde yıllık planlar hazırlanıyor. Nasıl anlatayım size? Örneğin birinci sınıflarda ülke genelinde Türkçe dersinde birinci sınıfın sonunda öğrenci okuma yazma öğrenir. Evet. Yani burada sınıf düzeyi şey alınıyor, merkeze alınıyor. Ama özel eğitimde ise durum tamamen farklı. Özel eğitimde merkezi bir sistem yok. Özel eğitimin merkezinde birey, özel çocuğumuz ve özel çocuğumuzun ailesi, özel aile diyorum ben, onlar var. Şimdi özel çocuğumuzu biz özel eğitimde mesela birinci sınıf düzeyi değil, ikinci sınıf düzeyi şeklinde değil de çocuğun ilk önce performansına, yapabildiklerine odaklanıyoruz. Ve çocuğun yapabildiği beceriler kapsamında bireyselleştirilmiş bir eğitim planı hazırlanıyoruz. Yani özel eğitim bir genel eğitim değil, bireyselleştirilmiş bir eğitimdir. Evet. Aynı zamanda özel eğitim sadece bireyi baz alan bir eğitim değildir. Bireyi, bireyin etkileşim içerisinde bulunduğu ailesini, İşte gittiği okulu, gittiği öğretmeni, genel anlamda toplumu baz alan bir eğitimdir. Yani özel eğitimde mesela normal eğitimde çocuk işte sabah okula geldi, işte 6 saat dersine girdi, 7 saat dersine girdi, kursuna girdi, sonra eve gitti, eğitim burada bitiyor. Ama özel eğitimde eğitim hayatın tüm alanına yayılmış bir şekilde devam ediyor. Nasıl anlatayım size? Özel eğitimde yani şöyle bir şey olması gerekiyor. Disiplinler arası çok iyi bir koordinasyon olması gerekiyor. Özel eğitimin birçok paydaşı var. Bunlardan en önemlileri şunlar yani. Bireyin kendisi merkezde oluyor. Evet. Ana paydaşlarından bir tanesi birey. Bireyin ailesi, daha sonra okul, öğretmen, gittiği rehabilitasyon merkezi, sivil toplum kuruluşu ve bunların hepsini kapsayan toplum. Bizim için birey ve aile çok önemli. Özellikle aile bizim için çok önemli. Bireyin hem ihtiyaçlarını karşılayan hem de aynı zamanda bu koordinasyonu sağlayan, disiplinler arası koordinasyonu, iletişimi sağlayan ailedir. Biz bu kapsamda sadece bireyi merkeze almıyoruz. Aynı zamanda aileyi de merkeze alıyoruz. Biz sadece özel çocuğumuza eğitim vermiyoruz özel eğitimde.
hem özel çocuğumuza eğitim veriyoruz, hem aileye eğitim veriyoruz, hem de çevreye, diğer paydaşlarımıza eğitim veriyoruz. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Ahlat'ta yaşadığınızı, orada görev yaptığınızdan bahsettiniz. Evet. Ahlat'ın özel eğitim durum seviyesi nasıldır hocam? Dünden bugüne Ahlat nasıl değişti, nelere şahit oldu? Şimdi Ahlat'ta, ya ülkemizde zaten özel eğitim çok yeni bir alan. Çok geçmişi yok. Ahlat'ta da aynı şekilde. Ahlat'ta daha da yeni bir alan. Şöyle söyleyeyim, ben ilk atandığımda görev yerim özel eğitim sınıfına atandım. Evet. Özel eğitim sınıfına atandım. Ya burada özel eğitim sınıfı hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, çünkü bazı izleyicilerimiz özel eğitim sınıfının ne olduğunu pek bilmeyebilirler. Özel eğitim sınıfı normal okul bünyesinde açılan, özel çocuklarımız için açılan özel sınıflardır. Evet. Buradaki amacımız çocuklarımız derslerde kendi bireysel performanslarına göre eğitim alıp teneffüslerde ise, boş zamanlarında ise akranlarıyla kaynaşmasını, daha sonra da bütünleşmesini sağlamaktır. Ahlat'ta özel eğitime bakacak olursak, benim ilk görev yerim Ahlat. İlk özel eğitim sınıfına atandım. Okula geldiğim zaman hani bir film var, hepimizin bildiği, Van'da Gevaş'ta çekilmiş. Böyle arabanın kaputunu açıyor, baba akü yok diyor. Evet. Benim öyle bir ironik şekilde bir şey oldu. Geldim, özel eğitim sınıfı yok. Öğrenci var. Gittiğim, atandığım kurumda özel eğitim sınıfı yok. Tabii bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşerek hemen özel eğitim sınıfı tahsisi yapıldı ve eğitime başladık. Şimdi ilk başta eğitime başladığımızda özel çocuklarımız, eğitimden faydalanan özel çocuklarımız bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardı. Evet. Ve Ahlat'ta yıllar geçtikçe bu artarak değil, katlanarak çok hızlı bir şekilde ilerledi. Şu an yaklaşık olarak 30'a yakın öğrencimiz eğitim öğretime aktif bir şekilde katılıyor. Ya ben bu konuda buradan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze kendim, şahsım ve ailelerimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerek özel eğitim sınıflarının açılması, gerek alan taramasına çıkılması, özel çocukların eğitime katılması, özel eğitim sınıflarının düzenlenmesi bakımında her türlü, her şeyde arkamızda oldular, her evet. şeyde bize destek oldular. Hiçbir yardım esirgemediler. Biz de yayınımız aracılığıyla teşekkür edelim buradan. Evet. Ahlat'ta özel eğitim özellikle son 2 yılda iyi bir ilerleme kat etti. Bunda bizim yapmış olduğumuz, işte 2019 yılında ve bu yıl yapmış olduğumuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çok büyük evet. fayda gösterdi, farkındalık yarattığını düşünüyorum. Daha sonra özel eğitim uygulama okulumuz açıldı. Bu da ilçe bazında, il bazında büyük bir farkındalık yarattığını düşünüyorum. Daha öncesinde mesela ben hani özel eğitim öğretmeniyim dediğimde bana şu soruyu soruyorlardı. Ya sen özel derse giren bir hoca mısın? Özel ders veren hocanın ayrı evet. bir alanı mı varmış? Böyle bir atama mı yapılıyormuş diye soruyorlardı. Şimdi ise gerek 2019 yılında yaptığımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı, gerek bu yıl yaptığımız 3 Aralık Dünya Engelliler evet. Günü programı. Şimdi bu programlara ilçe protokolü, işte Sayın Kaymakamımız katılıyor, belediye başkanımız katılıyor, ilçe milli eğitim müdürümüz katılıyor. Böyle bir katılım sağlanınca ilçenin gözü orada oluyor ve biz orada bilgilendirme sunumları yaptık. Bu şekilde ilçemizde büyük bir farkındalık oluştu ve en sonunda da özel eğitim uygulama okulu açılarak büyük bir zirve yaşadık yani. Evet. Peki hocam, özel eğitim uygulama okulunuz ne zaman açıldı? Özel eğitim uygulama okulumuz, şimdi bahsettim ya, ilk atandığım yıllarda bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar öğrencimiz eğitime, öğretime katılıyordu. Daha sonra bu katlanarak arttı, epey bir sayıya ulaştık ve ilçemizde son yıllarda, özellikle son 2-3 yıldır bir özel eğitim uygulama okuluna ihtiyaç vardı. Evet. Bu konuda hayırsever iş adamı Adnan Ayber bir okul yaptırmak istiyor ilçemize. Geçen yıl işte inşaatına başlanıyor okulumuzun. Bu konuda yani burada yine teşekkür etmek istiyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Kaymakamımız olsun, İşte Ahlat Engelliler Derneği Başkanı Neslihan Hanım'a teşekkür evet. etmek istiyorum. Çünkü Adnan Bey'e rehberlik eden onlar. Adnan Bey'e böyle bir ihtiyacın olduğunu yansıtanlar onlar. Adnan Bey'in bu ihtiyacını özel eğitim uygulama okulu yönünde kullanmasını, inisiyatifini sağlayanlar onlar. Bu şekilde geçen yıl inşaatına başlandı. 14 Ekim itibariyle de il protokolünün, yani Sayın Valimizin, İl Milli Eğitim Müdürümüzün, İşte ilçe protokolümüzün katılımıyla güzel bir açılışla eğitim öğretime başladık. Evet hocam, bu okul hakkında biraz bilgi verir misiniz hocam? Öğretmenler nasıl seçiliyor? Öğrenciler kaç kişilik sınıflarda eğitim görüyorlar? Evet.
Şimdi ilk başta öğretmenlere gelirsek, biz alan öğretmeniz, özel Evet. eğitim öğretmeniz veya zihin engelleri öğretmeniydi. Daha sonra alanların birleşmesiyle özel eğitim öğretmeni. Üniversitenin bu alanından mezun olan kişiler özel eğitim öğretmeni adı altında atanıyorlar. Bildiğimiz KPSS'ye girip atanıyorlar. Bizim okulumuzda özel eğitim öğretmenleri görev yapmakta. Şu an ben dahil 11 öğretmenimiz var. 11 tane özel eğitim öğretmenimiz var. 2 tane rehber personelimiz var. Bir tane de işkur elemanımız var. Okulumuzda 12 dersliğimiz var. Aynı zamanda oyun spor salonumuz var bunlardan ayrıyeten. Evet. Uygulama mutfağımız, uygulama evimiz var. Yemekhanemiz var. Sınıflarımızda şu şekilde bir eğitim oluyor. Şimdi zihin, orta ve ağır zihin engelliler sınıfında maksimum 8 öğrenci, 2 öğretmen. Orta ve ağır otizm sınıfında ise maksimum 4 öğrenci, 2 öğretmen. Yani bizim her sınıfımızda, şu an yeni açıldığımız için bazı sınıflarımızda tek öğretmen var ama bu Evet. atamayla beraber onları da tamamlayacağız. Bizim her sınıfımızda minimum 2 öğretmen oluyor ve maksimum 8 öğrenci oluyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi hani özel eğitim bireyi baz aldığı için, bireysel eğitim olduğu için öğrenci sayımız az. Öğrenciye daha çok, daha verimli eğitim, daha nitelikli, daha nicelikli bir eğitim verebilmek adı altında da öğretmen sayımız 2 oluyor. Evet. Öğrenci sayınız kaç hocam şu an? Şimdi dediğim gibi başladığımızda çok azdı. Aileler bu konu hakkında pek bilmiyordu. Özel çocuğun eğitim öğretime katılabileceği hakkında ailelerin bilgisi yoktu. Hani bir de normal okullarda özel eğitim sınıfımız fazla olmadığı için ailenin mesela bulunduğu bölgede okulda özel eğitim sınıfı olmadığı için oraya kaydını yaptıramıyorlar. İlçede özel eğitim sınıfı, hani özel eğitim farkındalığı düşük olduğu için özel eğitime, eğitim öğretime katılan çok azdı. Bizim gerekli işte saha çalışmalarını yaparak bu sayıyı biz şu an 30'a kadar yükselttik. Evet. Şu an 30 tane öğrencimiz eğitim öğretime katılıyor. Yani şu anki yapılan okulumuzda da 60, hani maksimum 70'e kadar eğitim öğretime katılabilecek özel öğrencimiz var yani. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Hangi tür engele sahip öğrencileriniz var bu okulda hocam? Şimdi okulumuzda şu şekilde zihin ve otizm olarak iki grubumuz var Evet. şu anlık. Zihin grubunda da, zihin engeller grubunda da Down sendromu, özel öğrenme güçlüğü, daha sonra yine ağır, hafif, orta zihin engeli şeklinde öğrencilerimiz var. Otizm grubunda da yaygın gelişimsel bozukluk adı altında otizm spektrum bozukluğuna sahip öğrencilerimiz var. Şu an iki farklı engel türünde eğitim vermekteyiz. Yine 3 veya 4 farklı engel türünde öğrencimiz var. Evet hocam. Ne tür eğitimler veriliyor hocam? Normal hani öğrencilerden farklı olarak neler veriliyor? Ya şimdi öncelikle bir önceki soruya bir ekleme yapmak istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi özel eğitim uygulama okul deyince biraz da bazı bir yanlış anlaşılma da oluyor. Evet. Şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Şimdi bizim eğitim verdiğimiz öğrenciler daha çok zihin engelli, yani mental yetersizliği olan öğrenciler. Şimdi engelliler okulu diye yayıldı ahlatta, hep şey geliyor, bedensel yetersizlikten etkilenmiş bireyler geliyor. Evet. Aslında bedensel yetersizlikten etkilenmiş bireylerle ilgili farklı programlar var ama bizim okulumuzda o mevcut değil. Onlara henüz eğitim veremiyoruz, biraz da alan kısıtlamasından Evet. dolayı. Hangi tür eğitimler veriyoruz konusuna gelince, şimdi biz okulumuzda şunu baz alıyoruz. Şu noktadan yola çıkıyoruz. Şimdi genelde siz de duymuşsunuzdur mutlaka. Engelli bir aile şunu düşünüyor. Bana bir şey olursa, Allah göstermesin, ben vefat edince çocuğuma ne olacak? Evet. Çocuğum ne yapacak? Şimdi genelde öğrencilerimiz bağımsız yaşam becerilerini kendileri idame ettiremiyorlar. Bağımsız bir şekilde yaşamlarını idame ettiremiyorlar. Bu bağlamda biz akademik eğitim veriyoruz. Akademik eğitimin yanında bağımsız yaşam becerilerini destekleyici eğitimler veriyoruz. Peki nedir bağımsız yaşam becerileri? Bağımsız yaşam becerileri en temelde öz bakım becerileri. İşte kişinin kişisel bakımını, kişisel temizliğini kendisini gidermesi. Elini yüzünü yıkama olur bu. İşte yetişkin bireylerde tıraş olur, diş fırçalama olur, saçını taramak olur. Daha sonra ayakkabısını giyme, elbisesini bağımsız bir şekilde giyip çıkarma olur. Bu öz bakım becerileri veriyoruz. Aynı zamanda bunun yanında yine günlük yaşamda karşılaşabileceği, bizim günlük yaşam becerileri dediğimiz beceriler var. Biraz önce bahsetmiştim ya, okulumuzda
uygulama mutfağımız vardı. Evet. Biz şimdi o mutfağa şey aldık, fırın aldık, ondan sonra buzdolabı aldık, çamaşır makinesi aldık, yine oyun salonuna televizyon aldık. Bu bağlamda çocuğun bağımsız bir şekilde kendine yiyecek hazırlaması olur, ocak kullanma olur, fırın kullanma olur, mutfak araç gereçlerini kullanmasına, evet. Mutfak araç gereçlerini kullanarak kendine yiyecek hazırlaması, yine mutfak araç gereçlerini kullandıktan sonra temizlemesi, buzdolabını kullanması, bu şekilde beceriler vererek çocukların bağımsız yaşam becerilerini destekleyici beceriler veriyoruz. Ve buradaki amacımız çocuğun ileride kendini bağımsız bir şekilde sosyal hayatla bütünleşebilmesi, kaynaşabilmesi ve bütünleşebilmesini sağlamak. Evet, öğrencileriniz nasıl tanımlanıyor hocam? Bu süreç nasıl gelişiyor? Aslında süreç şimdi iki farklı süreç var. Bir sağlık süreci, bir de ehliyet tanı süreci. Sağlık raporu alma süreci ve ehliyet tanı süreci. Şimdi benim alanım eğitim olduğu için sağlık sürecini uzmanlara evet. bırakıyorum. Size de bir konu olur. Belki çağırırsınız uzman. İnşallah hocam. Şey yaparsınız. Şimdi öncelikle sağlık raporu aldıktan sonra öğrencilerimiz aileleriyle birlikte mesela okula gidiyor, normal okula gidiyor ve aile öncelikle öğrencideki bu gelişim geriliğini veya gelişimde yaşadığı geriliği fark ediyor. Bununla ilgili öncelikle bir sağlık raporu alması gerekiyor. Sağlık raporunu alıyor. Sağlık raporuna aile de gidip başvurabiliyor. Aynı zamanda normal okula gidiyorsa, öğretmeni bunu fark ettiyse, ilk okulu, ortaokul olur, okul öncesi olur. Öğretmeni bunu fark ettiyse bir bireysel gelişim raporu alıyor ve ilimizde, Bitlis ilinde ve Tatvan'da bulunan rehberlik araştırma merkezlerine gönderiyor. Rehberlik araştırma merkezinde yine alanda uzman kişiler, özel eğitim öğretmenleri ve rehberlik öğretmenleri gerekli testleri yaparak, evet. bireyin performans durumuna bakarak, sağlık raporunda baz alarak tanı alıyorlar. Daha sonra bireyi tanı aldıktan sonra bireye tanı koyuyorlar. Mesela diyelim bizim öğrencilerimizden bahsedersek orta ve ağır zihin engeli tanısı aldı. Bu öğrenci eğitime öğretime katmak için bulunduğu bölgedeki ilçe müdürlüğüyle iletişime geçiyor. Evet. Bulunduğu bölgede diyelim özel eğitim sınıfım var. Yoksa öğrencinin seviyesine göre. Şimdi hafif öğrenciler kaynaştırmaya gidiyor. Normal sınıflarında devam ediyor. Normal sınıflarında derslerinin bitiminde ayrıyetten kaynaştırma eğitimi alıyor. Yani bireysel eğitim alıyor 8 saate kadar. Haftanın 8 saate kadar bireysel eğitim alıyorlar. Orta ve ağır öğrencilerde normal okullarda bulunan özel eğitim sınıflarına veya bizim gibi özel eğitim uygulama okullarına yönlendiriyorlar. Evet. Kısaca süreç bu şekilde işliyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Öğrencileriniz kendi imkanlarıyla mı okula geliyorlar, yoksa herhangi bir servisiniz var mı? Giriş çıkış saatleri nasıl değişiyor hocam? Şimdi öğrencilerimiz sene başında öğrenci kayıt durumuna göre bir servis ihalesi açılıyor. Evet. Servis ihalesi yapıldıktan sonra tüm öğrencilerimiz, yani yakın uzak fark etmiyor. Mesela bizim okula çok yakın öğrencilerimiz de var. Onlar bile evlerinden servisle alınıyor. Servisle okula getiriliyor. Tabii servisle alınırken serviste her öğrencinin emniyet kemeri var, serviste kamera var. Aynı zamanda bizim için olmazsa olmaz çok önemli yardımcı elemanlar var, rehber personel var. Evet. Öğrencilere serviste eşlik ediyor, aynı zamanda okulda eşlik ediyorlar. Okuldan, aileden alırken kapıdan alıyorlar, aileden alıyorlar servis elemanlarıyla birlikte. Servis elemanları yerleri belli öğrencilerin, servislere oturtuyor. Emniyet kemerini bağlıyor. O şekilde okula geliyorlar. Yine servis elemanları okula getirdikten sonra okulda kalıyor. Onların bireysel öz ihtiyaçlarına yardımcı oluyorlar. Eğitimimiz şu şekilde. Biz 8.30'da eğitime başlıyoruz. Şimdi öğrencilerimiz serviste gelip gittiği için ve aynı zamanda beslenme eğitimi adı altında bir dersimiz var. Evet. Beslenme eğitimi adı altında dersimiz olduğu için biz öğle arası yapmıyoruz. Öğle arasında o ders kapsamında işliyoruz ve öğrencilere işte yemek hazırlama olsun, bireysel yemek servis etme olsun, bu tarz becerileri öğretiyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize yemek yeme becerilerini çalıştırıyoruz. Bu şekilde öğle arası vermediğimiz için 1.30-2'ye kadar eğitimimiz devam ediyor. Evet. Bu şekilde. Hocam, ders dışında faaliyetleriniz de oluyordur mutlaka. Ne gibi faaliyetler yaptınız bugüne kadar? Ders dışında şimdi bizim bu tarz yaptığımız faaliyetler genellikle
Şimdi okul bazlı faaliyetler elbette yapıyoruz ama ben burada şeyden bahsedeceğim. İlçe genelinde, ilçe protokolünün, il protokolünün katıldığı, gerek yerel gerekse ulusal basında yansıyan faaliyetlerden bahsedeceğim. Çünkü bizim bu faaliyetlerimiz farkındalık faaliyetleri. Evet. Şimdi kronolojik bir şekilde sıralarsak. Şöyle oluyor. Biz ilk başta okulun açılışı bizim için çok büyük bir şeydi. Bizim de epey hasret kaldığımız bir şeydi. Okulun açılışında Adnan Ayber sağ olsun Vali Bey'i davet etmişler, Sayın Valimizi. Daha sonra Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz katıldı. İşte Sayın Kaymakamımız, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, ilçe protokolümüz katılarak büyük bir açılış yaptık. Bu açılış ilçede çok büyük bir yankı uyandırdı. Hani evet. Yani özel eğitim okulu açılıyor. Ha, özel eğitim demek ki buymuş. Yani engellilere yönelik bir eğitim veren bir okul olduğunu yansıttı. Daha sonra okulun açılmadan önce biz şey yaptık. Okulun açılacağı belliydi. Okulun açılış tarihi az çok belliydi. Bir tane resim öğretmenimiz var. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bize rehber oldu. Resim öğretmenimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla beraber okulun duvarlarını boyadık. Evet. Okulun duvarlarını boyarken şöyle güzel bir şey ortaya çıktı. Biz şimdi biraz da öğretmen arkadaş sayımız o gün azdı. Katılan öğretmen arkadaş sayımız azdı. Biraz iş uzayacaktı. Boyarken böyle mahalleden çocuklar işte kurslardan çıktıktan sonra çocuklar falan ya burası ne anaokulu mu siz ne yapıyorsunuz falan diye yanımıza geldiler. Onlar bize dedik ki size yapmak ister misin dedik. Öğrenciler de duvar boyama etkinliğine katıldı. Ve biz burada öğrencilere yavaş yavaş şeyi anlattık. İşte bak burası özel bir okul. Evet. Özel öğrencilerimiz olacak. Biz burada özel eğitim vereceğiz diye. Biz daha sonra çocuklar evlere gitti falan ailelerine haber verdiler. Mahalleyle güzel bir ilişkimiz oldu. Mahalle hatta bize orada yiyecek falan da gönderdi. Böyle içecek falan da gönderdi. Güzel bir etkileşim oldu. Mahallemiz adına, okulumuzun bulunduğu mahalle adına güzel bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Daha sonra biz yine Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilçemizde bulunan İmam Hatip Ortaokulu müdürüne teşekkür ediyorum. İmam Hatip Ortaokulu müdürü... biraz samimiyetimiz var, birebir evet. Tanıyoruz. Bizim açıldığımızı görünce beni aradı, dedi ki ya hocam dedi birlikte dedi böyle bir program yapalım dedi. Ben de çok güzel olur dedim yani. Bizim için işte ortaokul öğrencileri hediyeler hazırlamışlar. Evet. Aynı zamanda pasta hazırlamışlar. Geldiler ilahiler eşliğinde pasta kestik. Öğrencilerimize hediye verdiler. Hatta bizim birkaç tane öğrencimiz çıkıp ilahi söyledi. Çok güzel manevi bir ortam oldu. Hem ortaokul öğrenciler için hem de bizim öğrencilerimiz için gerçekten çok mutlu bir ortam oldu. Evet. Bizim öğrencilerimiz özellikle bu tarz sosyal etkinliklere katıldığı zaman çok mutlu oluyor. Çünkü toplumda onlara duyulan sempati olunca yani o sevgi ihtiyacını orada gideriyorlar. Ailelerimiz çocuklarının topluma katıldığını görünce çok etkileniyor. Daha sonra ne yaptık? Daha sonra 3 Aralık Dünya Engelliler evet. Günü kapsamında benim fikrim dedi. Arkadaşlarımızla beraber ilçemizde bir empati parkuru kurduk. Evet, çok farkındalık yaratan bir parkurdu evet, gerçekten. Kaymakamımıza bu burada bize çok yardımcı oldu. Evet. Kaymakamlık bahçesini kullandık. Resmi bir kurumun bahçesini kullanmak ayrı bir hava kattı. Çünkü kaymakamlık binasına girip çıkan gerek milli eğitimden gerek normal halktan insanlar çok oluyor. Biz empati parkurunu kurduk. Empati parkurunu kurmamızdaki amaç şimdi biz özel eğitim öğretmeniyim ama kendime şöyle bir öz eleştiri yapıyorum. Biz sürekli işte mental yetersizliği olan öğrenciler üzerine düşüyoruz. Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler üzerine düşüyoruz. Bazen bedensel yetersizliği olan bireyleri unutabiliyoruz. Evet. Daha geri plan ediyoruz. Biz empati parkurunda amacımız bedensel yetersizlikten etkilenmiş bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları bir dakikalığına bile olsa empati edebilmek, onları anlayabilmek adı altında bu parkuru hazırladık. Ve bu parkura ilçe kaymakamımız, belediye başkanımız, ilçe milli eğitim müdürümüz katılarak bir farkındalık oluşturdular. Evet, birçok kurum müdürleri evet, de katılmıştı. Evet, ilçe ben protokolü... haberlerde gördüm. Evet. Bayağı iyi bir program olmuş, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu konuda gerçekten özellikle ilçemizdeki bazı tepkiler vardı ilçemizdeki halktan. Ya işte kaldırımlar, şimdi diyor daha çok düşünmeye başladım diyorlar. Evet. Kaldırımda giderken bedensel engelli birisi ya bu kaldırımda nasıl çıkacak? Veya bu rampa çok dik olmuş. İşte görme yetersizliğinden etkilenmiş bir kişi ya bir yere giderken biliyorsunuz şeritler var.
İşte kış memleketi olduğumuz dolayısıyla evet. kışın temizlenirken bu şeritler çoğu zaman kalkabiliyor veya aşınabiliyor. Yani görme yetersizliğinden etkilenmiş bir birey bağımsız olarak hareket edemiyor. Ama ilçemizde bu konuda hani şöyle bir güzellik var. Hani gerek belediyemiz gerekse kaymakamlığımız bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Şu an ilçemizde özellikle çarşılarda çoğu yerde rampalar var. Evet. Görme yetersizliğinden etkilenen kişiler için kabartmalar mevcut. Yine asansörlerde özellikle ilçemizdeki tüm asansörlerde neredeyse Braille alfabesiyle katların ismi, katların kaçıncı kat olduğu yazıyor veya sesli asansörler var. Yine en son da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yaptık. Evet. Burada işte öğrencilerimiz aktif olarak rol aldı. Bizim için en değerli olan öğrencilerimizin aktif olarak rol alması ve öğrencilerimiz burada kendi hazırladıkları, öğretmenlerimiz eşliğinde hazırladıkları tiyatro, dans gösterisi, folklor gibi etkinlikler hazırladılar. Ve öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Evet. İlçemizde de ilçe protokolü katıldığı için çok büyük bir katılım oldu. Özellikle okullardan, her okuldan nereden baksanız 15-20 öğrenci katıldı. Salon çok doluydu ve öğrenciler çok motive oldu. Bize daha sonra okula gittiğimizde ziyaretler falan gerçekleşti. Evet. Bu kapsamda öğrencilerle beraber geldiler. Öğrencilerin farkındalık seviyesi inanılmaz düzeyde artmıştı. Yaptığımız etkinlikler şimdilik bu kadar. Evet, çok iyi hocam. Ben empati parkurunu da görmüştüm. Çok da takdir etmiştim. Teşekkür ederim. Değerli esnafımıza da söylemek istiyorum. Karkış memleketi dükkanların önüne lütfen bir şeyler dizmeyin. Lütfen yani zaten yollar çok kapalı. Eşyalarınızı biraz içeri alın. Engelli kardeşlerimiz de rahatça yürüyebilsin bu kapsamda. Hocam öğrencilerinizin yaş sınırlaması var mı? Öğrencilerimizde şimdi şu şekilde. İlk başta tanı alırken hani okula kayıt yaptırırken şeye bakmıyoruz biz. Daha önce eğitim almış mı, eğitim almamış mı ona bakmıyoruz. Ama tabii birinci ve ikinci kademe olarak bizim okulumuz var. Yani ilkokul ve ortaokul. Evet. Yani bizde 14-15 yaşından sonra öğrenciler üçüncü kademeye geçtiği için onları almıyoruz. Onun için bir yaş sınırlamamız var. Ama şu şekilde bizde şu yok. Yani atıyorum öğrenci gelmiş daha önce eğitim almamış biz bunu 5. sınıfa atıyorum 6. sınıfa kaydedemeyiz diye bir durum yok. Kaydediyoruz. Çünkü şey yok bizde. Ya 1. sınıfta bu çocuk işte Türkçeyi öğrenmedi. Mesela Türkçe okuma yazmayı öğrenmedi. 6. sınıfa geçemez diye bir durum yok. Her sınıf düzeyinde eğitim alabiliyorlar. Çünkü burada bireysel bir eğitim olduğu için. Evet. Öğrencinin performansına yönelik bir eğitim olduğu için herhangi bir sınırlama olmuyor. Ama yaş sınırlamamız ister istemez oluyor. Teşekkürler hocam. Engelliler için bazı faaliyetlerin daha çok olması için ya da engelli istihdamını arttırmak için bölgede ne gibi çalışmalar yapılabilir? Neleri temenni edersiniz bu konuda? Şimdi aslında bölge değil de ülkede şöyle bir sıkıntımız var. Engelli istihdamı konusunda çok büyük bir sıkıntımız var. Öncelikle yasalarda var olan bir kurumda çalışması gereken yüzdelik engelli çalıştırılması gereken engelli yüzdeliği artırılması gerekiyor. Evet. En azından bir %10'a yakın olması gerekiyor. Çünkü özellikle masa başı işlerde bedensel yetersizliği olan kişilerin hiçbir dezavantajı olmuyor. Hiçbir farkı da olmuyor. Hatta daha da iyi performans sergiledikleri durumlar evet. da oluyor. Hatta bizim 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sunumunu yapan Uğur ve Hatice adına arkadaşımız var. Ciddi anlamda çok da donanımlı kişiler. İkisi de mesela üniversite bitirmiş kişiler. Bu anlamda ben ilk anlamda yasal anlamda bu yüzdeliğin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra özellikle ilçemizde ve bölgede bizim üçüncü kadememiz, lise kademesinin açılması gerekiyor. Ülkemizde genel anlamda kişiler, öğrenciler veya insanlar meslek seçimine, mesleğe yönelme lisede oluyor. Özellikle meslek liselerine. Şimdi ülke genelinde özel eğitim meslek liseleri açıldı. Evet. Bu bölgemizde de açılırsa, şu an sanırsam Tatvan'da galiba var. Ama işte bizim ilçemizde maalesef şimdilik yok ama yakın zamanda açılır inşallah. İnşallah. Özel eğitim meslek lisesi açıldığı zaman burada özel eğitim öğretmeni eşliğinde özel eğitim öğrencilerine atölye öğretmenleriyle birlikte meslek kazanımı sağlayabiliyoruz. Mesela bizim özel eğitimde şu vardır. Ya biz
ben üniversiteye başladığımdan beri hep özel eğitim öğrencilerine kaloş yaptırırlar. Evet. Ya kaloşun dışında çok şey yapabilir özel eğitim öğrencileri. Ne bileyim bir makine operatörlüğü, basit düzeyde makine operatörlüğü yapabilir. Mesela büyük şehirlerde duymuşsunuzdur Dawn Cafe diye. Aslında bu çok güzel bir şey. Orada kişilerin rehberler eşliğinde servis elemanı olabileceğini, mutfak bölümünde çalışabileceğini, bu tarz şeyler yapılabilir yani ilçemizde. Üçüncü kademe açılarak, meslek lisesi açılarak özel öğrencilere eğitimler verilerek meslek kazandırılabilir. Evet. Aynı zamanda yine kafelerde olsun herhangi bir normal esnafın sadece kamu kurum kuruluşlarında değil de diğer özel sektörde de özel öğrencilerimize, özel bireylere yer verilerek daha çok istihdam sağlanabilir. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. 6 yıldır Ahlat'ta görev yapıyorsunuz hocam. Evet. Dünden bugüne sizce engelli velilerimizde bir değişiklik oldu mu hocam? Çünkü maalesef bazı velilerimiz bu durumdan utanıyor, çekiniyor ya da bir okula göndermekte kararsız kalıyorlar. Sizce evet. Düşünceler değişti mi hocam? Yani ben şöyle söyleyeyim, bir anekdotumu anlatacağım size. Evet. Yeni atanmıştım o dönem. Tatvan'da bir arkadaşım vardı. Onun yanına geldim. Onunla beraber işte Tatvan'ı falan gezdik biraz. Kırtasiye'ye girdik. Kırtasiye'de arkadaşım, o da özel eğitim öğretmeni. Evet. Kendi özel öğrencisini gördü. Özel öğrencisini görünce hani biz de ister istemez biraz daha samimi oluyoruz. Evet. Özellikle ben hani ilk öğrencimi bile hala şey yapıyorum, görünce bir duygusallaşıyorum. Öğrencisini görünce böyle öğrencisinin yanına yaklaştı. Yanında bir tane de kadın vardı. Kadın oradan uzaklaştı. Öğrencisiyle iletişime geçmeye çalışınca arkadaşımız uzaklaştı. Sonra arkadaşım iletişim kurdu, biraz halini attığını sordu. Biraz da konuşabilen bir öğrenciydi. Daha sonra biz oradan uzaklaştık. Kadın tekrar geldi. Dedim ya kadın kim dedim. Hani dikkatimi çekti. Annesi dedi. Ya özellikle ailelerimiz şöyle bir sıkıntı yaşıyor. İlk başta bir şok yaşıyor. Evet. Daha sonra kabullenme süreci çok fazla. Kabullenme süreci ciddi anlamda yani çok zor. Bir şok yaşıyor. Daha sonra ebeveynler suçu birbirinin üzerine atmaya başlıyor. Evet. İşte senin yüzünden oldu. Sen şöyle yaptığın için oldu veya işte sen madde kullandın onun için oldu. Veya işte sen çocuğu düşürdün ondan dolayı oldu. Bu tarz birbirini suçlamaya başlıyor. Daha sonra bir reddetme aşaması geliyor. Genelde bu ailelerde, babalarda oluyor. Baba biraz daha çocuğa karşı soğuk davranıyor. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Çünkü çocuğun eğitiminde en aktif rol alması gereken anne ve baba. Evet. Tüm yükü anneye yüklemek de çok doğru olmuyor. Özellikle bölgemizde hani çocuk sayısı... Maalesef her şeyin sorumlusu anneler oluyor. Aynen. Bir de çocuk sayısı fazla olunca... Evet. Şimdi mesela bizim iki tane özel çocuğa sahip annemiz var. Ya bakıyorum, ya kadın hangi birine yetişecek anlamıyorum. Bu konuda babaları biraz eleştirmek istiyorum. Evet. Kendim de babaya dayıyım bu arada. Evet. Yani kendimi de eleştirmek istiyorum yani. Biz çok dışarıda kalıyoruz. Evet. Aslında aktif rol almamız gerekiyor. Yani gerek ev düzeninde, gerek çocuğun eğitiminde. Şimdi biz mesela eğitimde iletişime geçeceğiz. Ya kimle iletişime geçiyoruz? Yani babalarla inanın çok az iletişime evet. geçiyoruz yani. Bir veya iki tane velimizin babasıyla. Hep anneyle iletişime geçiyoruz. Anne çünkü daha çok şey yapıyor. Ama son yıllarda bu hani ilk geldiğimden bu zamana ilk geldiğimde şey de vardı. Yani veli biraz önce bahsettiniz ya çocuğun topluma karışmasını istemiyor. Evet. Çünkü mahalle baskısı, toplum baskısı çok kötü. Maalesef dışlanacağını düşünüyor. Aynen. Ama şu an mesela bizim işte bu yaptığımız programlar, çocukların ön planda olduğu programlar artık ben şunu görmeye başladım. Veliler sosyal medyada bunu paylaşıyor. Biz evet. mesela etkinlik yapıyoruz. Bazen velilerimi çağırıyoruz. Direkt ya benim çocuğum bakın bunlar yapabiliyor diye bu etkinliği paylaşıyor. Bu anlamda ilçemizde yani bölgemizde diyeyim çok büyük bir iyileşme var. Evet, özellikle güzel. Sosyal medya bize o konuda çok yardım ediyor. Çünkü çok güzel geri dönüşler alıyoruz. De bu konuda bizim dedim ya asıl hedefimiz toplum. Evet. Yani bizim üç ana bileşenimiz var. İşte birey, aile ve çevre. Bir ekosistem. Biz şimdi birey ve aile ile iletişime geçiyoruz. Birey ve aile kısmını hallediyoruz. Ama çevrede bunu biraz sıkıntı maalesef, yaşıyoruz. Evet. Burada işte biraz önce önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Hocam ailelerimize de herhangi bir eğitim veriliyor mu bu süreçte? Şimdi dedim ya bizim işte üç ana bileşenimiz var. Biz evet. birey ve aile. Aileye eğitim veriyoruz.
hatta en önemli bileşenlerimizden birisi aile eğitimi, bizim çocuklarımızda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir beceriyi öğreniyor. Atıyorum renk kavramı. Evet. Diyelim sarı rengini okulda öğreniyor. Okulda bunu performansa dönüştürebiliyor. Ama biz bu beceriyi genelleyemiyoruz. Mesela siz dışarıdan herhangi biri size sarı sorulduğu zaman veya bir yerde o rengi gördüğünüz zaman onun sarı renk olduğunu biliyorsunuz veya o rengi gösterip söyleyebiliyorsunuz. Bizim öğrencilerimiz genelleme kısmında çok sıkıntı yaşıyor. Genelleme kısmında sıkıntı yaşadığımız için bizim eğitimimiz okul içerisinden okul dışına doğru yavaşça yayılıyor. Bu da aileye, ilk olarak aileye vuruyor. Biz burada aileye eğitim veriyoruz. Aileye ne eğitim veriyoruz? Öncelikle bireyin davranış eğitimini veriyoruz. Evet. Çünkü davranış problemleri yaşadığımız için bireye davranışları nasıl değiştireceğimizi, nasıl pekiştireceğini öğretiyoruz. Daha sonra da bireye, aileye öğretiyoruz. Okulda yaptığımız etkinlikleri nasıl evde pekiştireceğini, evde verdiğimiz ödevleri nasıl yapacağımızı. Burada şöyle bir hata yapıyoruz. Aslında aile öğretmen değil. Aileyi öğretmen yerine evet. koyuyoruz biz. Aileyi öğretmen yerine koyunca da yapay bir durum ortaya çıkıyor. Ve öğrencilerimizin en büyük ihtiyacı olan sevgi gereksinimi ortadan kalkıyor. Evet. Bu konuda kendimi eleştirmek istiyorum. Yani kendimi ve meslektaşlarımı eleştirmek istiyorum. Aile asla öğretmen değil ama aile eğitimi çok önemli. Evet, teşekkür ediyoruz hocam kıymetli bilgilerinizden dolayı. Kısa bir reklama girmek durumundayım. Kısa bir aradan sonra yeniden beraber olacağız değerli izleyicilerimiz. Ayrılmayın. Bir aradan sonra yeniden beraberiz değerli izleyicilerimiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam okul dışında ne tür eğitimler veriyor öğrencilerimize? Şimdi okul dışında, şimdi okulumuzda şöyle bir eğitim veriliyor. Öncelikle ondan bahsetmek gerekiyor. Okulumuzda normal ilkokula giden bir öğrenci günlük 6 saat, haftalık 30 ders saati eğitim görüyor. Yine bizim okulumuzda da aynı bu şekilde devam ediyor. Hem birinci kademede hem ikinci kademede haftalık 30 ders saati geliyor. Okul dışında da özel rehabilitasyon merkezleri var. Haftalık 2 saat bireysel, 1 saat grup olmak üzere aylık 8 saat eğitim görebiliyorlar. Bunlar bizim için gerçekten çok önemli merkezler. Çünkü biraz önce bahsettiğim genelleme durumunu biz rehabilitasyonlarla işbirliği halinde çok rahat aşabiliyoruz. Çünkü bir öğrenci birden fazla kişiyle etkileşime girdiği zaman becerileri performansa dönüştürmesi, o becerileri sergilemesi daha kolay oluyor, genellemesi daha kolay oluyor. Evet. Aynı zamanda da şimdi bu normal okula devam eden özel öğrencilerimiz var. Kaynaştırma öğrencisi olarak geçiyor. Bu kaynaştırma öğrencilerimiz okul ders saatleri dışında veya eksik olduğu dersin ders saatinde. Önemi atıyorum hangi dersten eksikliği var, bir geriliği var. Türkçe dersinden, Türkçe ders saatinde veya matematik ders saatinde öğrenci dersinden alınıp veya okul ders saatinin dışında ekstra okulda kalarak destek eğitim odaları açılıyor. Evet. Öğrenci kendi ders saatinin %40'ına kadar burada bireysel eğitim alıyor. Yani burada tamamen bireysel eğitim veriliyor. Özellikle bu verilen destek eğitim kaynaştırma öğrenciler için çok büyük bir öneme sahip. Neden öneme sahip? Çünkü öğrencilerim zaten çok hafif düzeyde etkileniyor. Bireysel eğitim aldığı zaman dikkatlerini daha kolay toplayabiliyorlar ve aradaki o makası, o farkı daha çabuk kapatabiliyorlar. Bireysel eğitim bu anlamda çok önemli. Yine aynı zamanda Tatvan'da falan, yani ilimizde çeşitli spor kulüpleri var. Evet. Bizim şimdi ilçemizde de bir tane masa tenisi kulübü açıldı. Hatta bir tane engelli bir milli sporcumuz bunu açtı. Bu tarz kulüplere gidebilir öğrenciler. Bu tarz kulüplere gittiği zaman da özellikle spor salonları olsun,
veya farklı spor dalları olsun. Evet. Genellikle yüzmeyi de çok öneriyor tüm kasları çalıştırdığı için. Öğrenci enerjisini atabiliyor. Çünkü dilerseniz ki engelli aileler şu öğrenciyi fazla dışarı çıkarmak istemiyor. Problem davranışlar olduğu için, toplum içerisinde istenmeyen davranışlar gerçekleştirdiği için, ailede toplum baskısından dolayı öğrenciyi fazla bu tarz yerlere, toplum içerisine çıkarmıyor. Böyle durum olunca çocuk enerjisini atamıyor. Bu enerjiyi atamayınca da problem davranışın şiddetinde bir artma meydana geliyor. Yani sıklığı artıyor. Hem gösterdiği problem davranış farklı şekillere dönüyor. Daha da kabul edilemeyen davranışlara dönüyor. Bu anlamda çocuklara sosyal etkinlikler anlamında çeşitli kulüplere göndermek çok önemli. Bu kulüplere gidince çocuklar hem enerjisini çok iyi atıyorlar, hem de sosyal anlamda toplumla kaynaşmanın ötesinde bütünleşme sağlıyor. Kaynaşmada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani kaynaştırma kavramı toplum içinde engelli birey toplum içinde fark edilir bir şekilde yine engelli olarak biliniyor yani. Ama bütünleştirme kavramında ise engelli haklarına saygı duyularak engelli artık toplum içinde kendi yaşamını bağımsız bir şekilde idame ettirebilir seviyeye geliyor. Bizim için bu sosyal kulüpler bütünleştirme anlamında çok büyük bir öneme sahip. Evet. Sivil toplum kuruluşlarının özel eğitimdeki yeri nedir hocam? Sivil toplum kuruluşları, biz onlara kısaca STK diyoruz. Evet. Şimdi Türkiye genelinde aslında çok büyük sivil toplum kuruluşları var. Engellilere yönelik. ZİÇE var. Ondan sonra otizm dernekleri var. İlgi otizm, tohum otizm. Bu sivil toplum kuruluşları kar amacı gütmediği için bizim için çok büyük bir öneme sahip. Çünkü şöyle bir durum var. Özel eğitim fazla bilinmediği için, mesela ilçemizde de fazla bilinmiyor. Sivil toplum kuruluşları bireyin yasal hakları nelerdir? İşte birey nasıl eğitim alır? Bu konuda ailelerimiz çok bilinçsiz. Sivil toplum kuruluşları bu aileleri tespit ederek ailelere gerekli bilgilendirme yapıyor. Hani bizim yaptığımız farkındalık çalışmalarını daha özele indirgeyerek ailenin yararlanabileceği yasal haklar nelerdir, eğitim hakları nelerdir? Bu konuda çok önemli. İlçemizde de yine Ahlat Engeller Derneği var. Neslihan Hanım gerçekten çok evet. Güzel çalışmaları var. Sizinle konuğunuz olmuştu. Evet, ben de selam olsun kendisine. Evet, ben de kendim selam söylüyorum ona. Evet. Ya gerçekten çok güzel çalışmaları var. Şu şekilde, biz alan taramasına çıktığımız zaman pek fazla kişiye ulaşamayabiliyoruz bazen. Evet. Çünkü özellikle ben şimdi öğretmenim, ya Bitlis'in dışından geldim, Burdur'dan geldim. Bitlis'te, Ahlat'ta çoğu kişiyi tanımıyorsunuz. Çoğu toplum yapısını bilmiyorsunuz. Çok farklı bir bölgeden gelmişsiniz. Sivil toplum kuruluşu, özellikle bölgesel, küçük yerlerdeki sivil toplum kuruluşları genelde bölgesel olduğu için bölgedeki engelli bireylerin tanımlanmasında, engelli bireylerin bulunmasında çok büyük fayda ediyor. Özellikle Ahlat'ta, Ahlat'ın köylerinde mesela hiç bilmediğimiz engelli bireyler var. Evet. Özel bireyler var. Onlar mesela atıyorum, onlar aileleri çok bilinçsiz olabiliyor. Aileler işte çocuk işte şeye geliyor, okul eğitim alıyor mu, ondan bir haber oluyor. Zaten köylerdeki eğitime katılma oranı düşük olduğu için, hele bir de engelli birey, dezavantajlı bir birey olduğu için eğitime hiç katılmıyor. Aslında bunların takibinde, bunların tespit edilmesinde sivil toplum kuruluşları çok büyük önem arz ediyor. Ve aynı zamanda bunları sivil toplum kuruluşları sayesinde biz bunların kimler olduğunu öğrenip bu bireyleri daha çok eğitim alabiliyoruz. Veya bu bireyler genelde sosyoekonomik düzey düşük bireylerde de devletimiz işte bireylere, bireyin ailesine engelli aile bağlayabiliyor, bakım parası verebiliyor. Sosyal imkanlardan, maddi imkanlardan da yararlanabiliyor bu aileler. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları çok büyük bir önem arz ediyor. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Eğitime başlama yaşı var mı hocam? Varsa yaşı kaçtır? Şimdi özel çocuklarda eğitime başlama yaşı şu şekilde, ne kadar erken olursa o kadar iyi bizim evet. için. Çünkü şöyle bir durum var. İlk başta çocuklukta artık güncel teknolojiyle, güncel farkındalıkla çok daha erken yaşta çocuklarımız tanı alabiliyor. Çok daha erken yaşta tanı aldığı için çocuklarımız direkt eğitime başlayabilirler. Mesela benim üniversitedeyken özel bir kurumda çalışmıştım. Oraya gelen bebekler dahi vardı. Yani böyle 9 aylık, 10 aylık bebekler dahi vardı.
O yaştan itibaren eğitime başlanabiliyor. Ama tabii bizim okulumuzda örgün eğitime başlama anaokullarıyla veya ana sınıflarıyla oluyor. Özel öğrencilerimizle 2-3 yaşından itibaren örgün eğitime alabiliyoruz. Evet. Ama daha öncesinde biraz önce bahsettiğim rehabilitasyon kurumları aracılığıyla daha bebeklikten tanı aldığı zaman, işte sağlık raporu ve eysel tanı aldığı zaman daha bebeklikten başlanıyor. Ve ne kadar erken başlanırsa, tekrarlıyorum, ne kadar erken başlanırsa ailelerimiz bu konuya çok dikkat etmeli. Evet. Şöyle bir algı var. İşte ya erkekler geç konuşur. Ya işte benim halamın oğlu da böyleydi. İşte yok bizim kuzen var, onun kızı da böyle oldu. Sonra düzeldi. Bu konuda ailelerin en ufak bir şüphede dahi hastanelerimiz artık çok daha donanımlı, çok daha ulaşılabilir. Direkt psikiyatri bölümüyle, çocuk doktoruyla iletişime geçip çocuğun tanı almasını ne kadar erken çekerseler o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Bazı veliler ne yazık ki konduramıyorlar, düzeyleri geçer diye düşünüyorlar ama umarım tedbirleri bir an önce alınır. Çocukta sorun olduğu nasıl anlaşılır hocam? Şimdi şu şekilde dediğiniz gibi velilerimiz konduramıyor, şey yapamıyor. Bu konuda psikolojik destek almalarını ben çok öneriyorum. Ülkemizde hala psikolojik destek alanlara farklı gözle bakılıyor ama psikolojik destek gerçekten velilerimiz için önemli. Şimdi engelli olduğu bir çocuğun, ben şeyden bahsedeyim, ben daha çok ilk atandığımdan beri bana hep şey diyorlar işte, ilk atandığımda otizm sınıfına atandığım için biraz da ailemiz o konuda biraz mağdur olmuş, sınıf biraz geç açıldığı için. Evet. Bana hep ilk atandığımdan beri otizm öğretmeni diyorlar. Ben otizmden bahsedeyim. Şimdi otizm tam olarak sebebi bilinmiyor otizmin, neyden kaynaklandığı bilinmiyor. Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası sebepler var. Doğum öncesinde işte annenin almış olduğu ilaçlar olabiliyor. Annenin almış olduğu anneye yapılan aşılar olabiliyor. Doğum sırasında bebeğin nefessiz kalması olabiliyor. Veya bebeğin işte düşmesi olabiliyor. Doğum sonrasında ise işte bebeğin özellikle risk grubu dediğimiz çocuklar var. Bu risk grubu dediğimiz çocuklar da akraba evliliği olan çocuklar veya sosyoekonomik düzeyi düşük olan çocuklar. Bu risk grubundaki çocuklar ailelerde buzdolabı anne dediğimiz, buzdolabı aile dediğimiz aileler olunca, yani çocuklarına karşı ilgisiz olunca, çocuğun eline bir televizyonun karşısına oturtup veya şu an güncel olarak eline bir telefon verip bir tablet verdiği zaman zaten bu çocuk risk grubunda. Bu çocuğun çok dikkat edilmesi gerekiyor, çok ilgilenmesi gerekiyor. Risk grubunda olduğu için doğum sonrasında özellikle bu sosyal medya, işte teknolojik aletler çocuğu ortamdan koparıyor. Otizmin en büyük belirtisi sosyal becerilerde ortaya çıkıyor. Evet. Düşünün şimdi mesela ben sizinle konuşuyorum. Siz benimle iletişim kurmayıp sürekli telefona baksanız siz benimle iletişim kuramazsınız artık yani. Evet. Çünkü ben de sizinle iletişim kurmak istemem. Çocuk burada direkt ortamdan soyutlanıyor tablet ve şeyle. Yine otizmde şöyle bir şey var. Yani sosyal beceriler de ortaya çıkıyor. Dokunmaktan, sarılmaktan hiç hoşlanmıyor. Hatta bu durumda çok büyük tepkiler verebiliyor. Maalesef. Bir şey söylediğimiz zaman sanki duvara konuşuyormuşuz hissi verir. Evet. Mesela söylüyorum Ahmet buraya gel. Hiç sizi duymuyormuş gibi. Hatta bazı ailelerimiz de çocuğumuza acaba işitme problemi var mı diye şikayetle gelenler oldu. Konuşurken kesinlikle göz teması olmuyor. Aynı zamanda stereotopik hareketler dediğimiz işte ellerini sallama, ondan sonra dönen nesnelere aşırı ilgi duyuyor. Nesneleri amacına uygun kullanmıyor. Mesela benim kendi öğrencim var. Şimdi yani kaydırak var, kaydıraktan tutup çıkmasını, tutup kaymasını beklersiniz. Evet. Ama öğrencim kaydırak sabit bir kaydırak değil, hareket ettirebildiğimiz bir kaydırak. Kaydırağı alıyor, ters çeviriyor. Farklı şekilde kullanıyor. Onu araba yerine koyuyor. Evet. Onu bırakıp araba getirdiğim zamansa arabayı ters çeviriyor. Arabayı bırakıyor. Arabanın tekerini döndürüyor sadece böyle. Genelde oyuncaklar, nesneleri amacı dışında kullanıyorlar. Evet. Amacına uygun kullanma olmuyor. Otizmli çocuklar genelde bu şekilde ortaya çıkıyor. Yine ailelerimizde şu şekilde tavsiye verebilirim. Çocuğumuz göz teması kurmuyorsa, ismine, adına tepki vermiyorsa, sosyal anlamda çok soyuzsa, arkadaşlarına karşı hiç tepki vermiyorsa, otizmle şüphelenebilirler. Evet. Yine sağlık kuruluşlarıyla,
iletişime geçmelerini tavsiye ederim bir an önce. Evet hocam. Otizmli çocuklar akranlarıyla normal okullara gidebilirler mi hocam? Şimdi otizmli çocuklar biraz önce bahsetmiş olduğum şey var. Kaynaştırma uygulamaları var. Şimdi biz tanı almadan bahsetmiştik. Şimdi öncelikle sağlık raporunda hafif düzeyde tanı alırsa veya eysel tanıda hafif düzeyde otizmden etkilenmişse. Evet. Etkilenme düzeyi hafif düzeydeyse kaynaştırma eğitimine yönlendiriyoruz. Kaynaştırma eğitimine nasıl oluyor? Kaynaştırma eğitimi çocuk normal kaçıncı sınıf düzeyi ise, atıyorum çocuk 2. sınıf düzeyi veya 6. sınıf düzeyi. 6. sınıf düzeyinde normal okulunda normal akranlarıyla ders alıyor. Aynı derse girip çıkıyor, aynı derslere giriyor. Yani şöyle bir durum var orada. Çocuğumuza her ders için bizim yaptığımız gibi, bizim kendi okulumuzda yaptığımız gibi bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanıyor. Evet. Her ders için. Özellikle eksik olduğu dersler için. Hani mesela bazı derslerde akranlarla aynı seviyede olabilir ama geride olduğu dersler için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanıyor. Ve akranlarla eğitim görüyor. Yine bazı derslerden Rehberlik Araştırma Merkezi'nin kararıyla muaf oluyor. Genelde İngilizce'den muaf oluyorlar. Aynı zamanda normal akranlarla eğitim gördükten sonra da destekleme alabiliyorlar. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Otizm ile zihinsel gelişim geriliği arasında bir bağ var mı hocam? Evet, otizm ile zihinsel gelişim geriliği arasında çok sıkı bir bağ var. Şu şekilde bazen otizmli bireyler aynı zamanda, şimdi otizm çok popüler bir şey. Ve oranı da çok yüksek bir şey. 44 şu an güncel veriler 44 çocuktan bir tanesi otizmli olarak dünyaya geliyor. Otizmli oluyor. Otizm çok popüler olduğu için özellikle bölgemizde ben hani genel olarak şununla karşılaştım. Ya otistik çocuk değil mi? Onlar çok zeki oluyor. Evet, çok zeki oluyorlar söyleniyor. Çok zeki oluyor. Ya bunlar şimdi yaygın gelişimsel bozukluk adı altında Asperger sendromu diye bir sendrom var. Evet. Hatta şey diyorlar, yüksek fonksiyonlu otizm diyorlar. Genelde bu zeki olanlar Asperger sendromu. Hani o tam otizm diyemeyiz onlara. Evet. Hani otizmin farklı bir türü. Asperger sendromu, hatta haberlerde falan görmüşsünüzdür. Bir tane Asperger sendromlu bir kişi bir saat boyunca İstanbul üzerinde tur attı. Bir saat sonra daha İstanbul'un resmine bakmadan kara kalemle İstanbul'un haritasını çıkardı. Evet. Görsel zekaları çok yüksek oluyor Asperger sendromluların. Yani otizmle Asperger sendromunu karıştırmamak gerekiyor. Otizmli bireyler gelen anlamda daha çok sosyal uyaranlardan çok etkileniyor. Işıktır, diğer uyaranlardan, renktir, sestir, onlardan çok etkilendiği için ister istemez zihin geriliği de ortaya çıkıyor. Genelde otizm ve zihin geriliği aynı anda ortaya çıkıyor çocukta. Ve eğer çocukta otizmle etkilenme oranı, zihinsel yetersizlikle etkilenme oranından fazlaysa otizm tanısı alıyor. Evet hocam. Peki hocam, aileler ücret ödüyorlar mı bu eğitim okullarında herhangi bir şeyde? Çünkü bu çok fazla sorulan bir soru. Evet. Şimdi şu şekilde, aileler eğitsel olarak aldığı eğitimlerin hiçbirine bir ücret ödemiyorlar. Bu rehabilitasyon merkezleri olsun, aynı zamanda okullarda almış olduğu bireysel eğitimler olsun. Bunu tamamen devletimiz, Milli Eğitim Bakanlığı kendi karşılıyor. Öğretmenlere ücret kendi ödüyor. Hatta rehabilitasyon merkezlerine de ayrı bir şekilde ücret ödüyor. Bu konuda ailelerimiz gönlü rahat olsun. Eğitim anlamında hiçbir ücret ödemelerine gerek yok. Evet. Yeter ki çocuklarını eğitime katmak istesinler. Hani hem aynı zamanda ekstra ücret alabilirler. Devletten bakım aile, engelli aile gibi. Aynı zamanda da çocuklar ücretsiz bir şekilde eğitime katılabilir. Düşünün, şimdi biz haftada 30 saat biz eğitim veriyoruz. Evet. Aynı zamanda biz her çocuğumuz için ikişer saat yine bireysel eğitim açabiliyoruz haftada. 32 saat. Aynı zamanda haftada 2 saat yine bireysel eğitim rehabilitasyonlarda görebiliyor. 34 saat. Bir saatte grup eğitim alıyor. 35 saat eğitim alabiliyor. Yine kaynaştırma öğrencilerine bakarsak, ortaokulda gibi kaynaştırma öğrencisi 35 saat normal eğitimini alıyor. 35 evet. saat normal derse gidiyor. 8 saat, hatta 8 saat 12 saate kadar da alabilir. 47-50 saat yaptı.
Daha sonra yine rehabilitasyona gidiyor. 3 saatte rehabilitasyondan 55 saate kadar haftalık çok ders alabiliyor. Çok evet. yoğun bir eğitim alabilir istese bireylerimiz, evet. ailelerimiz istese çok yoğun bir eğitim alabilir çocuklarımız evet. yani. Çok merak ettiğim bir soru daha var hocam. Size yöneltmek istiyorum. Öğrencileriniz sizce okulun başlarında okula gelme hevesiyle şu anki istekleri arasında bir fark var mı? Ya da o öğrencilerde okula gelmeme isteği oluştu mu? Şimdi biz özellikle dönem ortasında okul değiştirdiğimiz için biz bunu çok şey yaptık, yaşadık. Evet. Bizim öğrencilerimiz özel öğrenciler olduğu için dış uyaranlardan da çok etkileniyorlar. Dış uyaranlardan çok etkilendikleri için bir ortama uyum sağlamaları zor oluyor. Evet. Şu şekilde düşünün. Yani siz de normal bir bireysiniz. Her gün sabah yaptığınız rutininiz vardır. Mesela diyelim her gün işte elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz, kahvaltınızı yapıyorsunuz. Sabah inip arabanıza binip hep aynı yoldan işe geliyorsunuz. Evet. Siz bu rutininizde bir değişiklik yaptığınız zaman siz bile rahatsız oluyorsunuz. Mesela atıyorum o gün yol kapalı olsa, farklı bir yoldan gelmiş olsanız bir şoka uğruyoruz. Ama biz buna çok çabuk uyum sağlayabiliriz değişikliklere. Ama bizim öğrencilerimiz bu değişikliklere çok çabuk uyum sağlayamadığı için ister istemez yaz tatilinden sonra yani 2 aylık bir ara var. 2 ay boyunca hiç okula gitmiyor. 2 ay sonra kendi ev ortamına alışıyor. Kendi evindeki o sabah kalkma rutinine evet. yaptığı etkinliklere alışıyor. 2 ay sonra sabah daha erken kalkmaya başlıyor. Kapıda eve birisi, farklı biri geliyor, evden alıp farklı bir yere götürüyor, farklı bir ortama giriyor. İlk başlarda bayağı bir problem yaşıyoruz. Öğrencilerimiz gelmek istemiyor, problem davranış çıkarıyor, ağlıyor, ailesine bizi şikayet ediyor, evet. ben gitmek istemiyorum diye. Ama dönem ortasına geldiğimiz zaman da mesela bir tane öğrencimiz var, öğrencimiz okula gelmediği günlerde problem çıkarıyormuş. Dönem ortasında da çok büyük bir adapte oluyorlar. Evet. Çok iyi bir adapte oluyorlar. Zamanla çok da seviyorlar okulu. Evet hocam. Ailelerimize çocuklarımızın eğitimleriyle ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Ya dediğim gibi aileler gerçekten çok önemli. Ailelere en başta şunu söylemek istiyorum. Yani kendilerini öğretmen rolüne koymasınlar. Ya biz onları koymayalım, onlar da kendilerini koymasınlar. Çünkü bazı ailelerimiz şu var. Çocuğu alıyor karşısına. Sanki biz öğretmenmiş gibi eğitim yapmaya çalışıyor. Evet. Bazen bu durum özellikle anne babası öğretmen olan özel ailelerimizde çok meydana geliyor. Ya sizin çocuğa vermeniz gereken öncelikli şey sevgi. Yani siz çocuğunuza öncelikle sevgiyi verin. Normal anne baba iletişimi dışına çıkmamaya çalışın. Onun dışında öğretmenlerinizden, uzman kişilerden aldığınız eğitim sonucu evde eğitim değil de daha çok davranış eğitimi vermeye çalışın. Siz bir öğretmen değilsiniz. Öncelikle anne babasınız. Çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu en büyük şey sevgi. İlk önce sevgiyi verin. Gerisini biz hallederiz. Evet hocam. Demek istiyorum. Son olarak neler eklemek istersiniz? Çocukları topluma kazandırmaktan utanan velilerimiz de var maalesef. Bunlara neler söylemek istersiniz hocam? Ya şimdi şöyle bir şey var. Velilerimizi bir yerde anlamak gerekiyor. Çünkü çok farklı bir durum. Özellikle akran baskısı dediğimiz, toplum baskısı dediğimiz olay çok daha üst seviyede. İster istemez çocuklarla beraber dışarı çıkmak istemeyebilirler. Ama özel eğitimde her şeyin başı, yani biz bunu reddederek daha kötü olacak reddedersek. Evet. Önce biz bu durumu kabul etmeliyiz. Her şeyin başı, ilk önce biz bunu kabul etmeliyiz. Kabul ettikten sonra inan her şey çok daha kolay oluyor. Çünkü kabul etmediğimiz zaman, biz bu özel durumu kabul etmediğimiz zaman sürekli inkar içerisine giriyoruz. Ve inkar içerisine girdiğimiz zaman da çocuğumuz ister istemez bundan mahrum kalıyor. İnkar ettiğimiz zaman mesela bir çocuğumuzun özel olduğunu inkar ediyoruz. Biz bu sefer özel okula, yani özel eğitim uygulama okuluna göndermek istemiyoruz. Niye? Orada özel engelliler var. Ya benim çocuğum öyle mi? Çünkü daha kabul etmemişiz. Evet. Ama biz bunu kabul ettiğimiz zaman çok daha iyi yerlere gidiyoruz. Buna birebir de şahit oldum. İlk başta velimiz hiç kabul etmiyordu. Evet. Okula gönderirken okula göndermek istemiyordu. Ne olacak ki? Hani gelmesin, benim çocuğumda bir şey yok. Ama okula geldikten sonra farkındalığı öyle bir arttı ki. Şimdi diyor ki hocam diyor, daha farklı ne kadar eğitim alabiliriz? Daha nereye götürürüm? Rehabilitasyona gidiyor. Okula geliyor. Aynı zamanda spor kulübüne gidiyor. Çocuğu ne kadar sosyal ortama sokarsak da toplumla bütünleşmesi o kadar kolay olur. Evet.
Hocam değerli izleyicilerimizin de sizlere soruları olmuş, birkaçını yöneltmek istiyorum. Tabii ki de. İyi yayınlar Hazal Hanım. Hocamıza bir sorum olacak. Konuşma terapisine ne zaman başlanmalıdır demiş. Şimdi dil ve konuşma terapisti genelde şu ara çok popüler bir bölüm. Ve çok da ihtiyaç duyulan bir bölüm. Şimdi öncelikle dil ve konuşma terapisine gitmemiz için çocuğumuz yeterli performansa sahip mi? Evet. Bunu belirlememiz gerekiyor. Bu konuda çocuğun öncelikle bir değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor. Eğer çocuğumuzda yapısal bir bozukluk varsa veya çocuğumuz alıcı dil anlama becerileri iyi seviyedeyse ve yönerge alabiliyorsa, birden farklı yönergeyi yerine getirebiliyorsa ve ifadeci dil becerilerinde de en azından birkaç kelime varsa dil konuşma terapisini mutlaka tavsiye ediyorum. Bölgemizde şu an sanırsam yeni, son birkaç yıldır birkaç tane dil konuşma terapisi evet. var. Şahsen tanımıyorum ama özellikle konuşma çağındaki kritik yaş dönemi olan çocuklarınız var. 4-6 yaş. Çocukların ileri atılma dönemi. Yani bir ergenlik dönemi, bir de 4-6 yaş dönemi. Yani ilk çocukluk dönemi dediğimiz dönem çok önemli. Eğer bu yaş grubundaysa çocuğumuz mutlaka dil konuşma terapisine gitsin. Ama yine özel eğitim öğretmeninin tavsiyesiyle gitmesini tavsiye ederim. Çünkü şöyle bir şey var özel eğitimde. Çok bilinmediği için çok büyük de paralar da dönüyor. Ya mesela atıyorum otizmde şöyle bilimsel hiçbir verisi olmayan ilaçlar çocuklara veriliyor. Bu çocuğun hem fizyolojik yapısını bozuyor hem de aileyi madde olarak şeye sokuyor. Onun için hiçbir şekilde uzmandan tavsiye almadan kafanıza göre iş yapmayın. Özellikle bu otizm de çok oluyor. Evet. Çok popüler olduğu için velilerimize o konuda özel eğitim öğretmeninden tavsiye almadan hiçbir şey yapmamalarını tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Çocuğumun otizmli olduğundan şüpheleniyorum. Neler yapmalıyım demiş bir izleyicimiz de. Şimdi eğer saydığınız kritik davranışlar varsa, sarılmaktan, dokunmaktan hoşlanmıyorsa, göz teması kurmuyorsa, sosyal anlamda çocuğa seslendiğimiz zaman, iletişim kurmaya çalıştığımızda sanki bir duvar gibi bize tepkisiz kalıyorsa, karşı dönüt alamıyorsak, özellikle nesneleri amacı dışında kullanıyor, evet. Konuşma ve iletişim becerilerinde anlamlı sınırlılıklar varsa, çok bildiğimiz dönen nesnelere acayip derecede bir ilgisi varsa, yüksek ses, ışık, ortam değişikliğinden, rutin değişikliğinden etkileniyorsa bir hastaneye, çocuk psikiyatrisine, çocuk doktoruna veya psikiyatriye gitmesini tavsiye ederim. Teşekkür ediyoruz hocam. Merhabalar Hazal Hanım. Ali hocamıza şu soruyu sormak istiyorum. 6 yaşında etrafındaki kişilerin söylediği sözcükleri ya da televizyonda gördüğü bazı reklamları, işittiği bazı şarkıları sürekli tekrar ediyor. Ona bir soru sorduğum zaman bana yanıt vermek yerine sorduğum soruyu tekrar ediyor. Evet. Bunu neden yapıyor? Şimdi demiş. Bu genelde otizmde ortaya çıkan bir durum. Bu monolog dediğimiz tek başına konuşma. Siz soru sorduğunuz zaman sizi tekrar eder. Mesela siz bana soru soruyorsunuz, ben söylediğim şeyi aynen tekrar ediyorum. Şimdi bu monolog genelde otizmde ortaya çıktığı için bir iletişim sorunu aslında. Evet. İletişim sorunundan kaynaklı ortaya çıkıyor. Bunun çözümü için iletişim ortağı dediğimiz bir olay var. Mesela ben bunu ailemize çok basit bir şekilde uygulayabilir. Bu Gazi Üniversitesi'ndeki Rüya hocamızın bulduğu bir şey. İletişim ortağı dediğimizde iletişim ortağı çocuğun arkasına geçiyor. Evet. Karşısına yine annesi geçebilir veya tanıdığı bir kişi geçebilir. Karşısındaki ona sorduğu zaman iletişim ortağı çocuğun kulağına, çocuğun duyabileceği sesle sorunun cevabını söyleyerek bu durumu azaltabilir, zamanla da ortadan kaldırabilir. Tabii yine burada özel eğitim öğretmeniyle iletişimli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Bu konuda özel eğitim öğretmeninden kendisine eğitim vermesini isteyebilir aile. Yine aynı zamanda temel tepki öğretimi de var bu konuyla alakalı. Hem monolog olan çocuklarımızda hem de hiç konuşma olmayan çocuklarımızda temel tepki öğretimi ve PECS öğretimi çok büyük fayda sağlıyor. Bu konuda uzman kişilerle iletişime geçmesini tavsiye ederim. Teşekkür ediyoruz hocam. Ali hocam merhabalar. Ankara'dan Elif. Otizmli çocuklar için erken müdahalenin çok önemli olduğunu söylediniz. 1,5 yaşındaki çocuğun eğitimi olur mu demiş. Evet tabii ki de olur. Öncelikle sağlık raporunu aldıktan sonra rehberlik araştırma merkezi rapor verirse rehabilitasyon merkezinde haftada 2 saat bireysel eğitimi alabilir. Evet. Tabii ki olabilir. Yine tabii eğer imkanlarınız varsa bir özel rapor aldıktan sonra, şimdi burada ailelerimiz şundan çok çekiniyor.
Ya benim çocuğum işte rapor alırsa engelli damgası yiyecek. Ben kime nasıl açıklayacağım? Hani Evet. kabul etmediği için. Çocuklarımızın rapor almasından korkmayalım. Bu rapor zamanla ortadan da kalkabilir. Rapor aldığımız zaman tüm yollar bize açılıyor. Rapor aldıktan sonra çünkü uzman kişiler bunu onaylıyor yani raporla resmileşiyor. Rapor aldıktan sonra rehabilitasyon merkezinde ücretsiz bir şekilde eğitim alabilir. Eğer yine rapor EYSER raporunu aldıktan sonra eğer imkanları varsa özel ders de aldırabilirler özel eğitim öğretmeninden. Otizmli olan birey ne kadar ve ne sıklıkta eğitim almalıdır demiş hocam. Şimdi otizmli olan bireye de biz yoğun eğitim öneriyoruz. Özellikle hani dedim ya okula gitsin, mutlaka okula gitsin. Evet. Okuldan sonra mutlaka bir spor aktivitesi yani imkanlar da olsun. Yani çoğu belediyenin bu tarz aktiviteler var. Ahlat Belediye'mizin işte bölgemizde bulunan belediyelerimizin bu tarz aktiviteleri var. Özellikle özel ailelerimize ücretsiz bir şekilde sağlıyorlar. Yoğun bir şekilde eğitim almasını tavsiye ediyorum. Şimdi yaş grubuna göre değişiyor eğitim süresi. Normal okuluna gitsin. Aynı zamanda özellikle otizme sahip bire, otizmli bireye sahip, otizmli çocuğa sahip ailelerimiz çocuğunu ne kadar sosyal ortama sokarsa, ne kadar çok kişiyle etkileşime maruz bırakırsa, maruz bırakma diyorum çünkü otizmde çocuk iletişime geçmek istemiyor. Evet. Sosyal anlamda sıkıntı yaşıyor. Ne kadar çok sosyal ortama girip bu şeylere maruz kalırsa çok daha iyi oluyor. Çocuk bu şeyi daha yaşıyor. İletişim sorununu çok daha kolay aşabiliyor. Onun için yoğun eğitim, yoğun sosyal ortam diyorum. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Yani son olarak şunu eklemek istiyorum. İlçemizde çok büyük bir farkındalık yarattık. Ben sizlere buradan çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çünkü basın yayın organları bizim için çok acayip önemli. Bakın ne kadar soru geliyor yani. Evet, çok daha fazlası vardı maalesef evet. Ki süremiz doldu. Yani bu konuda size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. İnşallah yayınlarınızın devamı gelir. İnşallah diyorum. Hocam yeniden ilerleyen zamanlarda sizi konuk olarak almaktan gurur duyarım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir kusurumuz olmuşsa affola, sağlıkla kalın, hoşça kalın.